Merhabalar. Merhaba Melis, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Neler yapıyorsun? Vallahi ne olsun, evde oturuyoruz herkes gibi. Ya Siz ne yapıyorsunuz? biz de evde kalmaya devam ediyoruz bu süreçte. Biraz zor oluyor tabii hepimiz için. Özellikle bizim gibi aktif, sahada olmaya alışık, sürekli seyahat halinde olan insanlar için biraz daha farklı bir dinlenme dönemi oldu diyebiliriz. Kesinlikle öyle. Dilerim kısa zamanda bu kötü günleri de geride bırakıp sağlıklı bir şekilde yeniden normal hayatımıza dönebiliriz. Umarım aynı şekilde. Peki Melis, başlayalım. Neler yapıyorsun? Önce onu soralım. Evdesin. Tabii bir sporcu olarak evde olmakla normal bir insan olarak evde olmak arasında tabii farklı oluyor. Sen neler yapıyorsun? Nasıl geçiriyorsun zamanını? Ya tabii ki de aktif bir sporcu olduğumuz için hani şu an sürekli evde kalmak bir yerden sonra o kadar sıkıcı olmaya başlıyor ki hani sürekli antrenman yapalım, işte bir şeyler yapalım, spor yapayım istiyorum. Ki öyle de Evet. oluyor. Hani evde zaten maksimum ailemle beraberim. Spor yapıyorum, dizi izliyorum, mutfağa giriyorum, yeni şeyler deniyorum. Sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyorum, fit tarifler adında. Bu şekilde günlerimi geçirmeye çalışıyorum. Aslında bu biraz çalışma düzenine alışkın işte sporcular olsun veya aktif halde çalışan insanlar olsun biraz bu dönemde çok farklı özellikleri ortaya çıkmaya başladı. İşte sen söyledin az önce yemek yapmak gibi veya farklı tarifler denemek gibi. Onlar haricinde neler kattı sana bu dönem? Çünkü çok gerçekten hiç umulmayacak şeyler görmeye başladık. Bazı insanlar bayağı ekmek fırını kıvamına geldiler. Sen neler yapıyorsun bu anlamda veya böyle spesiyel bir tarif çıkarttın mı kendine? Valla spesyal tariflerden ziyade ben de ekmek yaptım. Ondan sonra kendi yoğurdumu kendim yapıyorum. Annemle beraber. Onun dışında dediğim gibi sürü kek olsun, kurabiye olsun. Sürekli fit tarifler yapmaya çalışıyorum. Çünkü bu dönemde o kadar hareket edemediğimiz için kendim de beslenmeme dikkat ediyorum. Hani düzenli bir şekilde besleniyorum. Buna bağlı olarak da tabii ki de sağlıklı tariflerimizi yapmaya çalışıyoruz. Onun dışında öyle spesifik bir özelliğimi bulmadım. Genelde aynı şekilde devam etmeye çalışıyorum. Peki evdeki çalışma düzeniniz nasıl? Yani bir sporcu olarak size kulüpten bazı programlar verdiler mi? Milli takım boyutu tabii sen milli oyuncusun aynı zamanda. Oradan ekstra sizin için bir çalışma metodu var mı? Evde bu çalışma düzenini nasıl devam ettiriyorsun? Yani şöyle kulübümden kondisyonerim olsun, antrenörüm olsun, zaten sürekli menajer olsun, iletişim halinde sürekli arıyorlar, çalışmalarımı devam ettirmediğimi soruyorlar, merak ediyorlar. Aynı zamanda milli takımdan da olsun, hani sürekli bir iletişim halindeyiz. Tabii ki de bir program alıyorum. Gün içerisinde onları yapmaya çalışıyorum. Tabii yine de kısıtlı imkanlarımız da burada yapmaya çalışıyoruz. Ne basketbol sahasına benziyor, ne yaptığımız antrenmanlara benziyor. Ama en azından oturmaktansa bir şekilde sporumuzu yaparak kendimizi fit bir şekilde, eğer başlarsa sezonumuz, onu hazırlamaya çalışıyoruz. Melis, şunu soracağım bir de. Özellikle sporcuların geri dönüşünde ne kadar zamana ihtiyaçları oldukları ile ilgili birçok görüş paylaşılıyor. Yani minimum 2-3 haftadan bahsediliyor. Bu 2-3 haftalık süreç size yeterli olur mu? Profesyonel anlamda farz-ı misal ligler işte başlıyor denildiği andan itibaren ne kadarlık bir süreye ihtiyacınız olur? Yani bunu tabii kesin olarak söyleyemem çünkü her sporcunun vücudu kendine göre tabii ki de bir süre ister yani. Hani buna şu an 2 hafta veya 1 hafta diye direkt bir zaman biçemiyorum. Ama tabii ki de zor olacak bizim için de. Çünkü hani bu evde yaptığımız idmanlar bize yeterli geleceğini düşünmüyorum yine de. Çünkü bizim kendi o yaptığımız 2 saat, 2,5 saatlik antrenmanda inanılmaz tempolu ve yoğun geçiyor. Hani burada yaptıklarımız tabii ki de bir nebze yetiyor ama hani yine de 2 hafta dediğiniz gibi en az bence toparlanmak açısından bize gerekli. Peki şunu sorayım. Bu sezon özellikle Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde takımların hemen hemen birbirlerine çok denk olduğunu gördük. Çok da keyifli bir lig geçiyordu. Aslında alışılmışın dışında biraz kadın basketbolu bu anlamda hep eleştirilir. Ama aslında fiziksel anlamda zaten bütün sporcular en üst seviyeye çıkmaya çalışır. Ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi'de bu anlamda bence anlattığım için oldukça rekabetçi bir lig. Ama bu sezon hadi Fenerbahçe'yi biraz ayrı tutarsak, onlar çok gerçekten bir Euroleague kadrosu kurdular, bir şampiyonluk kadrosu kurdular ama diğer bütün takımlar birbirinize çok yakındınız. Bu anlamda ligin gidişatının bu şekilde sekteye uğraması sizi de biraz düşürdü mü? Özellikle arkadaşlarınızla konuştuğunda hem kendi takım arkadaşlarınız olsun hem başka takımdaki arkadaşların olsun neler konuşuyorsunuz kendi aranızda?
Ya tabii ki de bizim ülkemizdeki ligimiz çok değerli. Sonuçta birçok yabancı oyuncu geliyor buraya. Ünlü isimler de geliyor, milli takım oyuncuları da geliyor. Bunların hepsini biliyoruz. Hani ülkemizde tam spor bu kadar böyle iyiye giderken, bu Süper Lig'deki bu kadar takımlar denk de olsa bunu görüyorum. Mesela önceden hani yine birkaç takım, hani herkes bir üstte diyordu. Hani her şey bir belli oluyordu. Ama bu sene dediğiniz gibi çok yakın birbirine takımlar, oyuncular olsun. Çok iyi oyuncular var ligimizde. Yani çok güzel bir lig giderken tabii ki böyle bir şeyin yaşanması hepimiz çok üzdü. Tabii ki konuşuyorum arkadaşlarımla da. Onlar da diyor keşke devam etseydi. Yine bir ligde olsaydık, ligin sonunu görseydik. Herkes bunu çok istiyor. Umarım dediğin gibi en kısa sürede bu virüsten kurtuluruz ve normal yaşantımıza döneriz. Tabii ligler oynanacak mı, oynanmayacak mı bunları da bilmiyoruz. Bunu da göreceğiz. Umarım en iyi şekilde hani bir an önce toparlayıp hani kendi ligimize de dönmeyi istiyoruz. Yani basketbol çünkü inanılmaz özledim. Bir de antrenmanda hiçbir şekilde bir şey söylemeyeceğim. Peki liglerin yeniden başlatılması konusunda sizin sporcular olarak fikriniz nasıl? Çünkü yani basketbol tabii biraz futbola daha da göre biraz daha salon sporu olduğu için daha izole bir ortam olabileceği için daha erken başlatılabilir şeklinde bir görüş hakim. Ama sizler ne düşünüyorsunuz? Yani çünkü şu çok tartışılıyor. Aşı olmadan veya tamamen sıfır tehlikeyle olmadan yani bu sağlanmadan sporcuların çok bu işe sıcak bakmadığı konuşuluyor ama bir yandan da işte birçok bu işin yansıması var. Sponsorlar var, yayınlar var. Yani birçok silsile şeklinde gelen gelirler var. Sporcular olarak bu anlamda ne düşünüyorsunuz? Yani şöyle bir tabunuz var mı? Ya aşı çıkmadan ben sahaya çıkmak istemiyorum gibi bir görüş hakim mi acaba? Yani biz zaten bir ara her yer kapandığı zaman hala bir iki maç oynamak zorunda kaldık. Hani bunu seyircisiz bir şekilde oynadık maçlarımızı. Ama tabii ki bu ne kadar güvenli veya değil hiçbirimiz bilmiyoruz. Sonuçta oyuncular yine birbirimize temas ediyor. Çünkü temas sporu yapıyoruz. O top herkesin eline değiyor. Biz birbirimize değiyoruz. Hani tabii dediğiniz gibi hani çok arada bir şey bence bu. Hani şu an tabii kesin konuşamıyorum ama hani tabii bence sağlıklı olmayabilir. Bir de şu yönden de var mesela. Hadi Türk oyuncular, herkes burada. En azından ülkedeyiz. Ama yabancı oyuncular kendi ülkelerinde. Onlar da tekrardan gelmek isteyecekler mi? Biz lig başlarsa belki bunun NBA'ye de başlayabilir. Çoğu oyuncu zaten oradan gelme. Onların ligi izin verecek mi? Kendi takımlarını bırakıp tekrardan buraya gelip oraya dönecekler mi? Hani bunlar hep bence merakla beklenen sorular. Cevaplarını da bilmiyoruz. Ya herhalde Ama bu noktada şunu söyleyebiliriz. Çok pardon araya girdim ama senin söylemek istediğin şu. Yabancı oyuncuların yeniden takıma katılıp aynı şekilde aynı kadrolarla mücadele etmek biraz zor gibi gözüküyor. Çünkü bahsettiğin aynen. gibi WNBA yaz ligi tam başlayacak sırada eğer başlatılırsa ve oyuncular da gerçekten genel anlamda Birleşik Devletler'den gelen oyuncular oradan gelme. Yani çoğu oradan gelme. Hani onlar olmasa da şöyle olabilir. En azından ülkemizde Türk oyuncuların hani herkes oynasın, bunun üzerine bir yatırım yapalım, bunları görelim diye çok konuşuluyor ve birçok proje olduğunu biliyorum. Hani bu bir fırsat da olabilir bizim açımızdan. Hani süre almayan Türk oyuncular olsun, genç oyuncular için olsun, bizler için olsun. Hani hepimiz için hani yabancılar gelmezse bunu bir fırsat olarak değerlendirip bu şekilde belki ligi oynayabiliriz. Ve bu yine de federasyonun ve buradaki yöneticilerin kararı ama hani bu da bir seçenek tabii. Peki Melis, bunun milli takıma yansıması nasıl olacak? Çünkü kadın milli takımı her zaman oyuncuları kuvvetli, güçlü bir rotasyonla hazırlanıyor süreçlere. Bu anlamda milli takıma yansıması nasıl olur? Sonuçta uzun zamandır ligler oynanmıyor. Orada da bazı şampiyonlar var, önelemeler var ve diğer büyük turnuvalar da yaklaşıyor. Milli takımla ilgili nasıl handikaplar olur bu işin sence? Genelde tabii ki milli takım şu an zor bir süreçteyiz. Önümüzde çok önemli maçlarımız gelecek. Önemli bir çalışma yapmamız gerekecek. Hani kamplarımız genelde çok verimli ve güzel bir şekilde geçiyordu aslında. Ama şu an dediğiniz gibi evlerdeyiz. Ama buna da eminim bir çözüm bulunacaktır. Çünkü FIBA zaten bütün turnuvaları ve maçları olsun ertelediği için sonuçta bize yine bir zaman kalacaktır. Bu dönemde milli takım sporcu olsun, gerçi bütün basketbolcular olsun eminim ki evlerinde en iyi şekilde çalışıyorlardır ve bu zamanı verimli geçiriyorlardır. Bize de öyle bir fırsat gelindiği zaman ve toplandığı zaman herkesin bence hazır olacağını düşünüyorum ve antrenör olsun, oradaki yönetim olsun, staff olsun, herkesin buna göre çalışmalar yapacağını düşünüyorum ki biz de en iyi şekilde hazırlanırız. Peki biraz da diğer aktivitelere geçelim. Şimdi
Evde kaldığımız süreçte kendimize zaman ayırmaya başladık ve hiç izlemediğimiz şeyler, okuyamadığımız kitaplar, dinleyemediğimiz müziklerle karşı karşıya kaldık. Sen bu dönemde neler okuyorsun, neler izliyorsun, tavsiye edebileceğin şeyler var mı? Şöyle başlayayım. Mesela Michael Jordan belgeselini Evet. izlemeye başladın mı Last Dance'ı? Evet, başladım. Zaten bunu merakla bekliyordum. Gelsin diye can atıyordum ve geldi. İzlemeye başladım. Zaten yani büyük bir oyuncu. Hepimizin idolü, benim de idolümdür yani tabii ki de. O yüzden belgesel çıktığı için çok mutlu oldum ve seve seve izliyorum. Hani oha, yeni bölümü nasıl bekleyeceğim diye düşünmeye başladım şimdiden. Onun dışında zaten hani dediğiniz gibi vakit ayıramıyorduk çoğu şeye. Hiç vaktimiz olmuyordu antrenmanlardan, maçlardan, seyahatlerden. Şu an tabii sürekli bir dizi halindeyim, bir film halindeyim. Hani internet platformu üzerinden sürekli her gün bir şeyleri takip ediyorum. O bitiyor, o başlıyor. Ailem de öyle olsun. Hep birlikte oturup sürekli film, dizi, o şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Var mı favorilerin Last Dance dışında? Vallahi favorilerim var mı derseniz, yani şu an sporla ilgili bir şeyler izlemiyorum. Biraz daha farklı şeyler izliyorum. Çünkü Moral zaten bozmuyorum diyorsun yani. çok özlediğim için üzülüyorum. Onun dışında favori olarak ne söyleyebilirim? Şu an El Dragon diye bir şey izliyorum. Öyle söyleyebilirim. Daha yeni neyi bitirdim? La Casa de Papel'i bitirdim. Dizi olarak. Onları izliyorum. O kadar çok izliyorum ki yani favori diyemiyorum. Çünkü sürekli şu an devam halindeyim. O bitiyor, o Hepsi başlıyor birbirine diye. karışıyor. Tabii sürekli. Bir de bu süreçte en zor da şey olmuyor mu? Şimdi normalde işte sabah kalkıyorsun, antrenmanın oluyor vesaire veya maça için seyahat etmiş oluyorsun. Birçok rutinlerin oluyor ve insanların böyle bir biyolojik saati oluyor ya, işte akşam farz mesela 11'de 12'de yatıyoruz. Sabah da 7'de 7.30'da kalkıyoruz hani normal Aynen. rutinde. Şimdi böyle bir rutin olmayınca da sen saat kontrollerini kaybettiğin zamanlar oluyor mu? Çünkü çevremde görüyorum. Abi ben saat 5'te uyumuşum da o yüzden saat 4'te kalktım gibi bir durum oldu. Yani gece gündüz yer değiştirmeye başladı. Sende böyle bir sıkıntı var mı? Gerçi iyi gözüküyorsun şu anda ama. Ya benim şöyle ilk başlarda biraz saatte sıkıntı oldu. Çok yani geç yatıyordum falan ama genelde zaten geç yatmaya çalışsam da uyuyakalıyordum. Hani aniden gidiveriyor. Vücut artık dayanmıyordu. Ama şu an dediğim gibi belirli bir beslenme ve spor olarak tam böyle bir program içerisindeyim. O yüzden saatlerim belli. Bir de köpeğim var. O zaten uyutmuyor. Aa, süper. Sürekli sabah erken kalkıp gezdirmek zorunda kalıyorum. O yüzden geziyoruz beraber. Kadın basketbolcularla yaptığım yayınların ortak noktası hep köpekleri var. Yani hemen hemen şöyle düşünüyorum. Daha önceki dönemde de stüdyoda da Skype yayınlarında da 5-6 basketbolcuyla yayın yaptıysam kadın hepsinin bir köpeği var. O anlamda gerçekten süpersiniz. Hayvan Evet besleme ya. konusunda harika. Köpek nerede? Herhalde şey, yayın var diye Köpek şu an yayın odaya mı vardı. koymuş? Annemle yukarıdalar. Ben de çocuğu içeri gönderdim, benim oğlanı. Rahatsızlık vermesin diye. Benimki Şunu çünkü hemen havlardı, çünkü hemen attı üstüme. anladım. Şunu soracağım. Kitap anlamında neler yapıyorsun? Mesela kişisel gelişim veya spor anlamında, kendini geliştirme anlamında bir şeyler okumaya fırsat bulabildin mi bu dönemde? Şöyle söyleyeyim, şu an köpek eğitimi üzerine, hani köpeklerle iletişim konusunda bir kitap okuyorum. Onu da Melisa vermişti bana, buradan söyleyeyim. Melisa hediye etmişti. Onu okuyorum şu an. Onun üzerine çalışıyorum. Çünkü hani onunla daha iyi bir iletişim, onu daha nasıl hani böyle eğitebilirim, biraz onu merak ediyorum. Onun üzerine şu an okuyorum. Genelde kişisel gelişim kitaplarını da okumayı severim. Psikoloji okumayı severim. Hani onları yapıyorum ama şu an okuduğum kitap bu. Bir de genelde benim aşk romanları çok okuyorum. Çok severim. Hani öyle diyeyim. Onlar var. Bu şekilde bu süreci geçirmeye çalışıyorsun. Müzik olarak nelerden hoşlanıyorsun? Genelde basketbolcuların hep böyle bir rap havası oluyor ama sen nelerden dinlemeyi sen neler dinlemeyi hoşlanıyorsun Ben şöyle söyleyeyim. Her telden daha doğrusu? çalabiliyorum. Biraz burcumun da özelliği galiba, ikizler burcuyum. Bundan dolayı bir anda böyle dediğiniz gibi R&B olur, rap olur. Bunları dinlerken bir anda böyle en duygusal müziklere de geçiş yapabiliyorum. Hiç belli olmuyor. O hani o anki benim duygu durumuma bağlı. O şekilde. Peki bu süreçle ilgili biraz daha geri dönecek olursak, yani aslında çok fazla bu durumu konuşmamaya çalışıyorum ama artık hayatımızın bir parçası haline geldi. Hatta yani çoğu zaman izlediğim yayınlarda da bütün bilim insanları artık virüsle yaşamanın, beraberce yaşamanın ve bu konuda dikkat etmenin durumlarından ve bize getireceği avantajlardan ya da dezavantajlardan bahsediyor. Bir sporcu olarak sen de sonuçta temas sporu yapıyorsun ve dilerim uzun bir kariyerin olur en iyi şekilde. Bundan sonrası için farzı misal kampa gitmek,
maçlara çıkmak, bunların hepsi tedirgin edici geliyor mu sana? Ya da atıyorum yurt dışından teklif aldın, gittiğin bölgedeki oranlara dikkat edecek misin veya geçmişine bakacak mısın sağlık durumlarıyla ilgili? Şimdi bir sürü soru işaretleri insanların kafasında oluşuyor. Bunlar büyük ihtimalle herhalde sizleri de etkileyecektir bir sporcu olarak. Yani tabii ki de etkileyecektir. Çünkü kendi ülkemizde başta olmak üzere zaten her şeye dikkat etmeye çalışıyoruz. Federasyon buna göre zaten önlemlerini aldığı için maçlarımız ertelendi, ligler ertelendi. Bunlar sıkıntı. Yani tabii bu süreç geçti diyelim veya en azından azaldı. Normal hayata yavaş yavaş dönmeye başladık. Tabii ki de ilk tercihim hani orada durumlar nasıldı? Hani nasıl bir ilerleme, nasıl bir şeyler yapıldı? Bunlar zaten en önemli etken. Hani yurt dışı teklifi de gelse tabii ki de düşüneceğim şey o bölgede neler oldu? Hani nasıl bir sağlık ekibi var ne ya bunların hepsini düşünerek hareket ederim. Ama umuyorum yani bu virüs artık yaşamayı mı öğrenir? Çünkü bütün ülkeler açısından büyük bir risk teşkil ediyor. Umarım en kısa sürede bu çözülür. Hani kendi yaşantımıza döneriz. Hani basketbol olsun, bütün her şey olsun, iş hayatı olsun her konuda. Umarım bir an önce eskiye döneriz. Peki son olarak da şunu konuşalım. Hedef olarak ne koydun önüne? Yani iyi bir takımda oynuyorsun, milli takıma dahil oldun, oradaki rotasyonun içerisindesin. Bundan sonrası için kariyerinde neler hedefliyorsun veya kariyerini sonlandırdıktan sonra, biraz daha uzun bir süre var ama yine de ufaktan da olsa herhalde düşünmeye başlamışsındır diye tahmin ediyorum. Yani zaten tabii ki de düşündüm. İlk hedefim her zaman milli takım forması giymekti. Bunu en azından gerçekleştirdim şu an ve umarım da bu formayı en iyi şekilde en uzun sürelerde değerlendiririm. Şöyle söyleyebilirim. Hani hedefim ilk önce bir Türk oyuncu olarak kendimi yurt dışında hani liglerde ülkemi en iyi şekilde temsil ederek hani adımı duyurmak isterim. Tabii ki de şu an en üst seviye olarak Women NBA gözüküyor. Kendi basketbol açısından. Umarım neden olmasın belki oraya giderim. Euroleague olsun. En çok oynamak istediğim yerlerden biri Euroleague. Ya çünkü çok iyi oyuncular var, çok iyi takımlar var, antrenörler, staff'lar olsun. Hani kendimi oradaki oyuncularla beraber hem ülkemi hem kendimi en iyi şekilde orada temsil etmek istiyorum. Hani hedefim öncelikle bunlar. Sonrası için de şöyle söyleyebilirim. Hani tabii ki de basketbolu hiç hani bırakacağım diye bir düşünceyle tabii ki gitmiyoruz ama hani nasıl olacağını da bilemeyiz. Bir sakatlık olur, bir şey olur. Hiçbir zaman neyin ne olacağını bilemiyoruz. Yani o yüzden tabii ki de hedefim küçük basketbolculara bir yatırım yapmak ilk öncelikle. Hani umarım onlara en iyi şekilde bir yatırım yaparım. Onun için bir düşüncem var. Bir projem var. Onu gerçekleştirmek istiyorum ileriki yıllarda. Onun dışında da tabii ne yaparım bilemiyorum. Daha çok basketbol oynamak istiyorum. Daha yaşım genç. O yüzden daha tam böyle hani şunu şunu kesin yaparım diye bir düşüncem yok ama en azından kafamda birkaç projem var. Bir soru daha soracağım. Son dedim ama bir son daha Olsun ekleyebilirim. tabii. Bundan sonrası için şimdi Botaş forması giyiyorsun ve Kadın Basketbol Süper Ligi'nin gelişimi anlamında, daha ilerlemesi anlamında ne gibi yenilikler yapılması gerektiğini düşünüyorsun? Yani bu belirgin bir şey, spesifik bir şey olmayabilir ama gözlemlediğin kadarıyla işte farzı misal yerli rotasyonu daha artabilir veya işte yabancı oyuncular gelirken şu kriterler olabilir gibi. Hiç oynarken veya maçları seyrederken böyle gözlemlerin oldu mu? Yani tabii şöyle olabilir. Hani kadın basketboluna tabii mesela ülkemizde erkek basketbol olsun, futbol olsun tabii ki bunlara inanılmaz bir yatırım var ve inanılmaz bir destek var. Ülkemizde bence kadınlara daha fazla destek verilip hani bizleri daha fazla ön plana atabiliriz. Çünkü binlerce küçük çocuk var, binlerce küçük kız var. Bunlara da yatırım yapmamız gerekiyor ve ülkemizde hani önemli bir şey bence kadına yatırım yapmak. Hani biz de bunları en azından şu an sergiliyoruz ve bir şeyleri gösteriyoruz. Kadınların neler yapabileceğini gösteriyoruz. Hani ben bunu desteğin artmasını hem ülkemize sadece spor olarak değil bir sürü sponsor olabilir, herhangi bir şey olabilir. Bunlara iyi bir destekle bizi daha çok ön plana atabileceğini düşünüyorum. Sağ içi açısından da gelirsem de neler yapılabilir? Tabii ki de burada ilk önceki menajer ve staff'ın aynı zamanda kulüplerin tabii ki de bir şeyle oturup konuşup daha fazla yapması gerekiyor. Ülkemizde bunun gitgide ilerlediğini düşünüyorum. Önceki yıllara göre birçok yatırım yapılıyor sporcular açısından. Oyuncular açısından da şöyle olabilir. Sonuçta her takımın bir kurulu düzeni var. Her oyuncular üzerine bir şekilde ilerleniyor. Tabii ki de yerli oyuncuların daha fazla ön plana çıkmasını çok isterim. Bizlerin daha çok oynamasını tabii ki de isterim. Umarım bizler de en iyi şekilde çalışıp hani bir şeyleri gösteririz ki antrenörlere biz de daha fazla oynatıp daha fazla rotasyona girme şansımız olur. Bütün Türk oyuncular umarım bu fırsatı elde etmiş oluruz. Ona göre bir düzen yapılacağını da düşünüyorum ileriki yıllarda.
Umarım ben de bu kötü dönemin en azından işte yabancıların uzaklaştığı, biraz daha belki dönmelerinin şüpheyle yaklaşılacağı bir dönemde senin de söylediğin gibi daha yerli, milli oyunculara daha fazla yatırım ve şansla beraber belki daha istikrarlı ve daha fazla milli oyuncuyu besleyebileceğimiz bir yapıya ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Bu İnşallah. krizi fırsata çevirebiliriz diye düşünüyorum. Dilerim yetkililer de aynı şekilde düşünüyordur tabii. Aynen, umarım. Deniz çok teşekkürler yayına katıldığın için. Dileriz tekrar görüşürüz ama sahada görüşelim bu sefer. Öyle Tabii, olsun öyle orası daha diyelim. iyi. Kesinlikle çok sağ ol yayına katıldığın için. İyi akşamlar. Ailene ve sana sağlıklı günler diliyorum. Ben de çok selam söylüyorum. İyi akşamlar. Teşekkür İyi ederim. akşamlar. Çok sağ İyi ol. akşamlar.